Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Sizlerin çok fazla talebi üzerine yine Celal ustamızın evine geldik. Koşu Yaylası'na geldik. Kendisiyle yine geçmişte sohbet yapacağız. Sohbete tekraren üçüncü defa hoş geldin emmi. Siz de hoş geldiniz. Şimdi emmi artık sen zaten bizim takipçilerimizin %90'ı zaten tanıyordu. Bu geçmişte sohbette de iyice bir şey şimdi yaptı. Şimdi eminim insan başından geçmedik bir olayı anlatamaz. Evet. İlla ki bir olayı yaşayacaksın. Göreceğin, ondan sonra anlatabileceğim. Şimdi tarihler öncesi bizim buraya mezgitliğe kooperatif kuruldu. Benim arazimde o kooperatif sahasının içinde. Ya. Fakat 12 kuyu var, 12 bin dönüm arazi var. Bu Evet. araziyi bu 12 kuyu sular mı? Suramaz. Tamam. Kaç dedim şu şeyden devlet suçlarından bir ruhsat alayım da dedim. Kuyuya bir şey, tarlaya bu özel kuyuya yaptırayım dedim. Daha o zaman kadar da özel kuyu işi cereyan yok hiç kimsede. Ben ne yaptıysam hepsini önce yapmaya gayret ettim yani. Neyse buradan uzatmayalım. Şeye gittim. Devlet su işlerine. Dördüncü bölge müdürlüğü veriyorum. Sordum soruşturdum. Dediler ki dördüncü bölge müdürlüğüne varacağım. Oradan dediler şeyini alacağım dediler ruhsatı. Dördüncü bölge müdürlüğüne vardım. Neyse kapıyı tıklattım girdim. Bir adam, beyefendi dedim ben eskiliyim, şöyle şöyle benim bir ihtiyacım var, mümkün ise zat-ı alimizin huzuruna çıktım, bana bu kuyu ruhsatı verin. Olmaz efendim dedi. O da kooperatif sahasının içi dedi. Kooperatif sahasının dış olsa adam biliyor da kooperatif sahasının içine özel kuyuya ruhsat yokmuş. Koyan kooperatif şey olurmuş, la var olurmuş. Evet. Beyefendi dedim. Bu ruhsatı ben senden alacağım dedim. Şimdi orada biraz lafı ilave konuştum biliyor musun? Evet. Benim zaten 20 çocuğum vardı, istikbalım sönmüş dedim. Evet. Çocuklar bana dedi ki baba git bir devlet su işlerinden ruhsat al gel. Arazimizin başına bir kuyu kazdır. Cereyanı çektir de. Gel tarlamızda çalışalım, onun bunun tarlasında çalışmayalım dediler. Ben de o laf üzerine geldim. Olmaz dedi. Müdür bey, bu ruhsatı vereceğim sen dedim. Yürümem dedi. Bunu senden alırım müdür bey dedim. Vallahi böyle. Evet. Nasıl alın dedi. Şimdi sana polis çağırırım dedi. Polis ne olacak? Buraya bekleyecek mi seni dedi. Evet. Gel beni kapıdan kakalar çıkardır dedim. O gitti miydi yine girerim. Ne olacak dedi. Çık dışarıya dedi. İyiyken dedi. Bu daire devlet dairesini dedim. Babanla yaptır dedi müdür bey dedim. Beni buradan kovuyorum ben. Vatandaşım buradan çıkmam ben dedim. Ben senden haksız bir şey istemiyorum dedim. Bir şey de istemiyorum dedim yani böyle bir rüşvet gibi bir şey. Özel kuyuma dedim. Tarlama özel kuyu kazdıracağım dedim. Ondan sonra olmaz dedi, çık. Geçtim orada misafir koltuğu varmış oraya oturdum. Hadi bakalım çıkar çıkartabilirsin. Allah Allah dedi adam sinirlendi şöyle koltuk atmaya başladı biliyor musun? Beyefendi polis çağırmam. Çağır müdür bey dedim ben. Ben onun hepsini gözüme aldım zaten. Allah Allah dedi. Biraz daha halt etti. Adam kalktı. Gel yahut gel. Gel. Orada o ruhsatı veren bir memur varmış. Tabii ben bilmiyorum ben. Vardı İdris ismi veren memurunda. Çok oldu bana. 30 seneye geçti. İdris bey şu adama bir kuyu ruhsatı ver. Benim başımdan sav bu adamı bir daha gözüm görmesin dedi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Adam yazdı, cüzdü, al sana koyuruz zaten. Aldık. Şimdi şey çektireceğiz. Elektrik çektireceğiz ama burada enerji hattı yok. O zaman köylerde de enerji hattı yok. Şeye vardım. TEDAŞ'ı, o zaman TEKİ'de adı. TEDAŞ'ın müdürüne çıktım. Ama havalı ama ben müdürüm diyor. Bak böyle yani havasından yana varılmıyor adam. Müdür bey dedim benim böyle böyle bir kuyu var. Buna cereyan elektrik alacağım. Kooperatif sahasının içinde dedim. Başka da kooperatiften haricinden alacak yakın bir yer yok. Kooperatiften mecburen dedim şey alacağım dedim. Elektrik alacağım. Bu da sizin izninize bağlıymış dedim. Bana ne olur bir izin verin dedim. Kooperatif sahasının içine öyle özel kuyuya şey yüremeyiz dedi. Müdür bey senden bir tek ricam var dedim. O zaman biraz daha genç dedim. Müdür de biraz yaşlı söyle.
Abim sıfatıyla sana hitap ediyorum dedim. Kusura bakma. Ben ilkokul diplomam da yok benim. Böyle konuştuğuma bakma dedim. Gerçekte yok. Evet. Ya sonradan aldık ayrı mesele. Ben senden bir tek ricam var. Allah'ını, peygamberini seversen cumartesi veya pazar gün arabana bin, benim oraya bir gel dedim. Kooperatif sahasının içine gidelim, incele. Eğer sen bu kooperatif kuyuları, bu araziyi sular dersen, bir daha sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim. Hangi bu pazar, bu pazar, cumartesi pazar geldi. Peki. Ondan geldik. Bir daha baktım ama cumartesi günü müydü? Pazar günüydü herhalde. Adam şeyine çıktı geldi. Devletin resmi arabasıyla. Yanında da iki şöyle delikanlı çocuğu var, oğlan. Tabii özel şoförü var, aile devletin arabası. Sen dış kapıyı açık mı koydun? Yok, kapalı. Sinekler nereden geldi ya? Yok, kapalı. Gel öyleyse, gel. Ha. Neyse buraya geldi, o zaman koyunculuk falan da yapardık. Hemen bu abi kuzu kestik. Hanımla pişirttik, pişirttik. Neyse burada yedik, içtik. Şey olmasın, afiyet şeker olsun. Dedi ki, bir gidelim senin araziye bakalım. Gidelim müdür bey. Müdürün arabasına giderken hanıma dedim ki, kuzunun dedim, budunun iki tenesini dedim. Kuzeye elde bir beyaz gazete kağıdı var, onun dışına da beyaz humayun sar. Ha. Hazırla ben şöyle ettim mal geldi dedi benimle. Olur dedi. Neyse, bir iki bir şey daha öğrettim hanıma. Gittik oraya diyor, şeye vardık. Kuyunun başına bir baktım, vallahi. Abi bu bir kuyu değil, burayı 100 kuyudan sonra bahsetti. Vallahi takdir senin müdür beyim dedim. Oradan geldik. Buradan yemeği yedik, yedikten sonra gittik. Kapının önüne beni indirdi. Adalar, dur müdür bey dedim. Hanım şöyle ettim elim. Ne var dedi. Benim hanım geliyor, dur öyle bir şey diyecek herhalde. Ne var hanım dedim. Beyefendi dedi, hoş geldin ama dedi, niye kendin geliyorsun da yengeyi getirmiyorsun dedi. Herifin avradı, dizin gidi, Allah canını alıyorum. Vallahi bak. Kendin geliyorsun, afiyet şeker olsun dedi, ben onu esirgediğimden değil, biz de çok dedi. Kendin koyu ayranını içiyorsun, koyu yoğurdunu yiyorsun, kuzusunu yiyorsun, yengeyi hiç mi düşünmen, sen de hiç mi bizden yok dedi. Bir daha geldiğinde dedi, yengeyi al gel dedi. Neyse dedi, bu sefer gelmişsin ya dedi, şu butları al da dedi, yengeye götür de bu da benim hediyem olsun. Diye şöyle elini alıyor. Sür dedi, butlar şeyin dışında. Pencerenin dışında arabanın, vallahi beni. Sür, buzdolabına içeceğim. Bana dedi ki, iki gün sonra mı, üç gün sonra mı sen gel oraya bir dedi. Orada şeylere tembih etmiş, oradaki görevlilere falan. Neyse bunun dediği gün buradan vardım. Vardım ama abi, bize bir hürmet var ki. İnan eminim, ben servetimi bağışlasam o projeyi çizdiremezdim. Ha. Bir proje çizmiş, Aksaray-Konya arasındaki yüksek genelci hattını çizmiş. Oprağa giden kooperatifi ayırmış, Eşmekaya gideni ayırmış, bizim buraya geleni ayırmış, başka kooperatifleri ayırmış. Bizim kooperatiften benim kuyunun yanına şey etmiş, buradan kuyunun numarasını aldıydı şeyim, oradaki trafanın. Ondan sonra onları almış, benim kuyunun olduğu yere bir nokta koymuş, ismimi yazmış. Oraya kaç treyle, kaç metreyle geleceğse, ben onu mahşereden uğrasam yaptıramazdım yani. Ha. Vallahi. Al dedi. Neyse, yalnız bir şey var dedi. Neymiş? Ankara'ya gideceksin, yük tevzi daire başkanlığına varacaksın dedi. Ömrümde de Ankara'ya hiç gitmedim daha o güne kadar dedi. Hiç. O zaman biçer ikiydi, iki tane biçer dövüm var. O Karamuar'da biçer dövüm çalışır, ağız olsun sıcağı. Biçer dövümlerin yanında usta yok, iki sürücü var, bir arıza usta yatır. Telefon yok, bir şey yok o zamanlar. Kırılacak da bağırsan tesadüf tek gelecek. Ulan oradan çıktım, o dosyayı aldım elime. Ulan kiminle gitsem falan diye düşünürken, ne olacak ya, beni yiyecekler değiller. Atladım gittim. Baktım yükleriz daire başkanlığını da bilmem Ankara'yı ilk görüyorum da. Hemen bir taksi çağırdım. Şu adrese beni götürdü kardeşim. Tamam dedi. Hemen taksi götürdü beni. Şura yükleriz daire başkanlığı dedi. Baktım yükleriz daire başkanlığı dedi. Yazıyor ama girecek kapısını bulamadım Serkan. Vallahi böyle.
Meğersem kapı da ileriden girilirmiş. Hı. Şiden geç insan kafasını çalıştıracak abi. Ağzı veresiyen lafı kafana vereceksin. Karnını dayamayacaksın lafı. Bir düşündüm şöyle. Oradan soruyorum. Buranın girişini de bilmeyiz diyor. Hep o sokakta gezenlerin çoğu benim gibi dışarıdan gelme adam. Ben bunu Yildi'den soruyorum diyor. Orada bakkal şakkal işte bir şeyler var. Onlardan sonra dediler ki kardeş orada merdivenden ineceksin. Uzatmayalım. Oradan girdik. Daireye yukarıya çıkmaya başladım. Asansör falan varmıştır muhakkak ama ben asansörü falan o zamana kadar görmedim ki. Asansör olsa bile çalıştırıp çıkacak durumum. Bilmiyorum yani. Merdivenden bir çıktım. 12 katmış o yükleyici daire başkanına. Bir kat çıktım. Hiç kimse yok. Bir daha çıktım. Bir daha çıktım. Bir daha çıktım. 10. kata varken pat sat ses gelmeye başladı. Ondan sonra 12 kata çıktım. Orada adamlar hareketli. İyi. Oradan ben, yalnız buradaki şey müdür, Konya'daki enerji müdürü bana bir kart verdi. Oraya varırsan dedi, Oğuz Balkan diye bir adam var, oranın baş müdürüymüş, bilmiyorum ben ya. Şu kartı ona göster dedi, ya derse işim olmaz dedi. O kartı aldım, oradan sordum birinden, ya burada dedim, Oğuz Bey'in işte, dairesince, Oğuz Bey dedim, adını duysun toplanıyor şeyler, memurlar. Şöyle dediler, kapıyı tıklattım, girdim, Oğuz Balkan diye yazıyor ama içeri girdim, kimse yok. Masanın üstüne baktım, Oğuz Balkan yazıyor. Bu herhalde bir yere gitmiş dedim. Orada koltuğa oturdum, oturuyorum. Bir daha baktım, şey geldi, bir adam geldi. Neyse, selam verdi. Aleyküm selam. Beyefendi dedim, herhalde Oğuz Balkan Bey siz misiniz dedim. Evet benim dedi. Ben Konya'dan geliyorum dedim. Şöyle şöyle dedim, şu kartı dedim, o beni gönderen adam size gönderdi. Selamı da var dedim. İkisi okul arkadaşı, bilmiyorum ya. Tamam, okudu tamam. Neymiş dedi. Oğuz Bey benim böyle kooperatif sahasına dedim şey diyeceğim, kuyu kazdıracağım. Fakat kooperatif sahasına ruhsat aldım. Bu sörde enerji sorunu çıktı dedim. Enerjiyi de sizin imzanız olmayışın kimse veremiyor. Bunu siz size dedim oradaki bey gönderdi Konya'da kattım. Peki gitti. Gel bakayım dedi. Şu kapıya var da dedi. Oraya. Hemen bu oradan kapıdan çıktım demem ya burada bir toplanıyor şöyle ne var bilmem yani Ezrail'i bu adam ya. Ondan sonra şu adamın işini yapın dedi. Yakın şöyle. Peki şöyle. İçeri girdiydim emin Allah. Ağustosunca ısıca söylemesi ayıp. İnan avratların bayağı şey görünüyor. Tüm kadın. Canım olmasın baldırlar kup gibi kup gibi. Evet. Ülen tüm şöyle kısa kısa giymişler, her tarafları açık ona. Neyse, bana dediler, sen bunu dosyaya koy git dediler. İşte biz bunu yapar çatar göndeririz. Yo dedim ben. Niye? Olmaz dediler, bu resmi. Hanımefendiler, bana proje mühendisi tembih etti. Bu dosyayı orada bırakıp gelmedi, ben bu dosyayı sizden almadan gitmem dedim. Öyleyse dedi, bir ay sonra, yok olmaz, bugün bitecek bu iş dedim. Olmaz dedi öyle. Olur hanımefendi. Ben Ankara'yı bilmem, ilk defa geliyorum dedim. Yatacak, otelde yatacak param da yok. Ben size zararım olmaz, ben şurada otururum dedim. Şuraya oturdum ama hani oraya oturursun, onlar bütün gıcık oluyorlar biliyor musun? Yahu dediler böyle, bir hafta, yok, bu onu vallahi böyle bak, bugün olacak. Öyleyse öğlen sonu geldiler. Vallahi böyle. Öğlen sonu vardım. İmzaladılar, imzaladım. İşim bitti dediler. İyi. Yürüm dosyama. Yürümeyiz dosyaydı. Niye? Resmiyete girdi bu dediler. Ya gelirken dedim resmi değil miydi? Gelirken de resmiydi. Bu benim kendi dosyam dedim ya. Yaban atacak değilim ha dedim. Yürümeyiz dediler. Şia vardım. Oğla. Yok. O zaman daktilo vardı, şu Çukurt diye yazan onu bilin mi bilmem bilirim, mi? Bilirim, bilirim. Bilirim. Şöyle bir adam gidiyor memur, öteki adama varmaya da müdür de sıkılıyorum da utanıyorum da yani ikiye bir. Beyefendi dedim burada o zaman biz Niğde'ye bağlıydık. Niğde'li dedim, dişli bir memur var mı dedim. Var dedi.
Nerede dedim. Şu da şu kapıyı tıkırat gir içeride İbrahim ismi de soy ismini unuttum. İbrahim Bey var dedim. Allah senin anısın eminim. Şu kapıyı açtıydım. Bir şakırtı var. Şakır şakır ne? Selamun aleyküm, işiniz olsun. Böyle yüksek bir sesle ama. İşiniz olsun, kolay gelsin. Hepsi birden takıldı durdu. Ya burada bir İbrahim Bey varmış ilerledim. Sen sanırım yaşıydı. Evet. Bazı aptallık iyi olur. Her zaman cesurluğuna olmaz. Evet. Bu adam bir şey görmemiş diyorlar bana ben. Burada İbrahim bilmem ne bey varmış. Ben onu göreceğim ya dedim. Böyle yüksek ses. Oradan bir gel buraya dedi. O Niğde'li, Niğde'liymiş. Neyse onlar takırtıya başladı. Neymiş derdim. Dedim ki İbrahim Bey böyle 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 olay oldu. Şimdi dedim ruhsatı buraya getirdim. Ruhsatı imzaladılar. Ruhsatı vermiyorlar dedim. Bunu dedim bir sizden başka da benim ne tanıdığım var ne de hemşerim var dedim. Sordum onu İbrahim Bey halleder dediler. Ondan sonra onun için geldim seni rahatsız ettim kardeşim. Hata ettiysem özür dilerim. Gel. Vardı. Selamünaleyküm. Bu adam dosyasını niye vermiyorsunuz ya dedim. Tabi o memur. O resmi. Ya bırakın ya. Resmi neymiş dedi. Bu adamın kendi dosyası. Al eline kalemi kardeşim dedi. Ben söyleyeyim sen yaz dedi. Kalemi aldı. Söyle. Kendi dosyamı kendi elimle götürüyorum. Mesuliyet kendime aittir. Hiç şu kimse mesul değildir. At kardeşim altına, adını soyadını yaz. Altına da imzanı at dedi. Ah koy dosyanın içine. Vir dosyayı dedi. Ah çekti aldı orada. Ona öyle oluşun bir şey diyemediler. Dosyayı aldım. Şu Konya'da Faruk Koçbeker diye birisi vardı. Bilmem herhalde bu kuyu ruhsat işleriyle bu ha. Devletin karışık şınalar var. Onlarla uğraşır. O iki sene uğraşmış. O yük temizliği dairesi başkanlığından benim aldığım ruhsatı alamamış. Ha. Bizim şeyleri de o yapacak. Oradan aldım geldim. Faruk Bey böyle bir ismi Faruk Koçbeker. Allah Allah dedi. Ne oldu dedi? Ya dünyanın gidişatı mı değişti dedi. Ben mi dedi test koruyorum. Ne oldu dedim. Ya bunu sen nasıl aldın? Ben iki senedir uğraşırım alamadım. Ya köylü çocuğu dedim. Vardım orada. Dedim al gitti. Biri yürüdüler dedim. Hasılı bu iş böylece bir ruhsat oldu. Ondan sonra gelelim. Buradan izini aldık ama. O arada biz buralarda elektrik falan yok. Sen de bilin. Sen de bilin herhalde. Bir şeyler geldi. Proje yapıyorlar köylere. Projeyi çiziyorlar, evleri, şunları, bunları projesini çıkarıyorlar. Konya'dan tek enerji şeyler geldi. Memurları. Benim burada da jeneratör çalışır. Elektrik yok. Akşam olduğumu jeneratörü çalıştırın. Bir jeneratörüm var. Kunde 2 litre mazot yakar. Hı. Önemli değil. Mazot ucuz o zamanlar. Onların da telsizleri var. O zaman telefonlar telsiz vardı. Telsizi bilin mi bilmem mi bilmiyorum. Bilirim. Şimdi telsizle Konya'yla konuşa bir gün konuştu, iki gün konuştu. Şarjı bitiyor ama resim. Mecbur şarja gerekiyor. E Konya'ya gitmesi lazım şarj ettirmek için. Burada ben de hakikat öyle hiçbir surette bir Müslümanı daha kapıdan çevirmiş değilim. Elimden geldiği son gayret neyse o hürmeti yapmaya gayretliyim. Bunlara ilgi gösterdim ben. İlgi gösterdim. Oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, afiyet çekiyoruz. Bunlar burada bir ay, bir buçuk ay eleştirir. Akşam oldum gelirler benim öbür odada yatırlar. Akşam burada yer içeriz. Jeneratörde şeyi, telsizi şeye bağlarlar. Şarja. Ondan sonra bunlar böyle devam etti etti. Ya usta dediler bir gün bana. Ha usta bize bir yük sürünüyor var dediler. Hani hak yaparsak onun işini. Mermere geçirir işini. Hak yapmazsak onun işini. Mahalle bir gelirse hak işimizi rast getirecek ya. Dedim ki beyler dedim benim bir işim var ama bu çok sıkıntılı size ağır gelir belki de yapamazsınız benim yanımda maaşım. Neymiş dediler? Benim böyle böyle bir kuyum var dedim. Kooperatiften izin aldım ama dedim kooperatifin cereyanını kestiler miydi dedim saatler karışır dedim benimki de kesiliyor. Ha ne olur dedim buradan şurada Sekerler yaylası var bilin mi bilmem. Bilirim iyi bilirim. Mezgit diye varıp oradan enerji attık dedim buradan doğru benim kuyumumdan aşırı yürüyorum dedim. Olur dediler. Neyse yaparız yapmayız demediler. Bunlar kendi aralarında şey yapmışlar. İstişare etmişler.
İş bitti. Yani gidecekler gayrı. Ama adamlar beni bir sevdi. Ben de adamları sevdim. Adamlar iyi adam yani. Dediler ki usta senin bir kuyun varmış. O kuyuyu bize bir göster ya. Nasıl diler. Tam buradan doğru da enerji attı gideceği yerin altında benim şeyim. Gösterin. O zaman dedi Mezgitli'ye gitmeyelim dedi. Şu bizim okul var. Okulun üstünden şeyle baktılar dürbünle. Benim kuyunun üstüne bir işaret diktiler. Bunu direkt kuyunun üstünden geçirirsek olmaz dediler. Şöyle az yakınından geçirelim dediler. Şeytanı kumanadadır yani evveli çobanın birisi. Oruç girmiş biliyor musun? Ondan sonra sözüme bana kepeniğe kafasında geçirmiş. Orucu kepeniğin içinde yiymiş koya Allah görmeyecek. Ah çoban haklı ya. Sözüme bana köpek kuyruğunu sallamadım. Köpek kuyruğunu sallamadımış. Tanrı'yı kumana daldıracağım demiş. Kuyruğu üstünden geçirirsek kumana daldırırız. İşte sapa geçirelim diyorlar. Şöyle 25 metre mi 30 metre mi dibinden zildi geçti. Evet. O dibi demek. O zaman Korgazi vardı. Bilin mi Korgazi? Reis. Çok duyarım. Yani bilmedi. Yaşım bilmedim onu da. Bu da 10-12 sene eskide şey yaptı. Reislik yaptı. Yapmış. O reis. O da kendi köyüne şey diyecek seker güneşten elektrik getirip o yandan getireceğim. Hattını kuyumun üstünden geçireceğim diye. O da öyle uğraşırmış. Reis benim haberim yok ya. Buradan adamlar projeyi yaptılar, çattılar. Buradan enerji hattının projesini çizilişin reis bey bizi şikayet etti. Celal Usta dedi memurlar şiitmiş. Affedersin tavlamış. Ondan sonra kuyusunun üstünden şeyi geçirmiş. Bir iki saat sonra başvurdu başkan ya. Ya arkadaş o gariben köylüyken yaptı sen reisken yapamam dediler. Onu da gururuna yediremedi. Hüseyin Hülasa verken bak başa gelen çilliye. Benim memurları şikayet etmişler. Biz adamlara iyilik yapalım diye. Memurlar sorguya çekilmiş. Ama hani hırsız bir şey yapacak oldu mu minareyi çalan kılıfını hazırlardılar ya. Abi bir memur kendini kurtarmadıkça seni kurtaramaz. Ama kurtarı şekli varsa senin adamlığına bakar. Yapacağını yapar. Yapacağını yapar. Bunları neyse çağırmışlar şeye, müdüriyete. Ya böyle böyle. Hayır efendim demiş. Biz devletin çıkarını düşünürüz. Biz Celal Ustası'nın ireizini bilmeyiz demişler. Niye? Sen Mezgitli'den gideceksin. Ya Mezgitli'den gitti mi? Doğru gitti mi? İki direk şeyi var. Bakın projeye yazmışlar. Oradan kıvranırsa mesela 102 direk. Buradan doğru giderse 100 direk. Burada iki direk devletin hakkı, şikayeti var demişler. Tamam ha çık demişler. O ireizi kolay. Ondan sonra onu şey ettik, oraya yaptırdık. 5-10 sene çalıştım. Ondan sonra kuyuyu sattım. Şimdiki huzurum vallahi ondan iyi. Ha, istersen anlatayım mı biraz daha? Emmi biz, yok zaten dinleyeceğiz daha var. Seni dinleyeceğimiz. Bize şey lazım. Böyle komik anılar. Özel, böyle komik anıların var ya senin ilk sohbetle yaptığın. Böyle milletin böyle güleceği o anılardan lazım. O anılarına bahsetelim. Tamam o zaman öyle şey. Şimdi Bademli'de Paşa diye birisi vardı. Duyan mı? Bilmem de duyan. Yok bilmem. Bunlar oynadır. Biz de kuyuyu yine kazdırdık. Celal Usta şöyle, Celal Usta böyle ana diyorlar. Ya öteki adam hiçbir şey bilmiyor. Ben yine uğraşa uğraşa bir şeyler öğreniyorum. O bu kuyu kazdırmış. Devlet suçlarına gitmiş. Benim kuyunun şeyin demişti nasıl sulanacağını bana gösterin. Bu bir gitmiş, iki gitmiş, üç gitmiş, şey dememiş. Getirememiş. Biri demiş ki ne gezip durun burada. Koşta Celal Usta var demiş. Git onu al git. O demiş canavar gibi adam. Nereden su gelecek, nereden gidecek bakabilirsin bilir demiş. Adamlar bir gelmiş. Bir gelmiş beni bulamamışlar. Kız oranın başavuşunu almışlar. Hanlı bir adam, Kemal Ağa diye bir adam var. O ve üçü. İkinci bir gelmişler beni yine bulamamışlar. Üçüncü de babama demişler ki ne? Allah'ını, peygamberini seversen hacemi. Senin oğlan gelişin. Boz sikretine binsin gelsin benim de. Çift süründürlü benim boz sikretine. Bir gelsin bizim oraya. Bizim kuyu kazdırdık. Nasıl sulanacağını bilmiyoruz. Babam dedi ki rahmetli. Oğlum dedi. Paşa dedi. O da çok meşhur paşam mı? İki tane avrat oynadır, içki, kumar, her çarpır. Bir gün elim boşaldı, şuraya bir gideyim. Tüh, bilmem de
sürdüm. Sonra Mekke bulunur vardım. Tam bundan 10 dakika yok, 20 dakika önce mi, yarım saat önce mi vardım. Vardım paşanın evine, bir bayan çıktı. O oynattı, orosuymuş. Akşamdan orosuydu. Ben dedim filan yerden geldim. Ha sana gittiler dedi. Onlar da bana gelmişler ama karşılaşmıştık ama ne bileyim ben. He. Bir daha baktım ama arkadan paşa bir geldi. Avradını bilmem ne ettiğimin orosusu dedi. Kaç gündür adamın arkasında koşuyoruz dedi. Beni pompalıyor yani. Bu adam dedi böyle dedi odaya mı dedi konacak. Koyun dışında 100 metre kadar bir özel oda var. He. Misafirhane. Orada her boku orada yiyorlar yani. İllerimiş. Bunu dedi niye buraya aldım falan. Ben ömrümde hiç içki içmedim. Avrat Celal Bey içki ne içen? Ben içki içmem. Avrat orus vadisinde ötesi yok gayrı. Bu adam bizi burada misafir olmaz dedi. Eve götürün bunu. Bir daha baktım ama ben bir kişi eve götürdüler. Akşam oldu yemeğe yedik. Ulan yemeğe yedik. Şiire kendisi tava atıp ut çalıyor. Evet. O paşa denen. Taksi geldi. Ana! Konya'nın emniyet amiridir. Buyur amir be onu içeri. Bir daha bak bir daha geldi. Bu bilmem eşeğin başı, bu devenin nalı. Konya'nın ne kadar kadısı, gidisi varsa büyükbaşı hepsi doldu içeriye. 20 kadar oldu. Beyefendi, bey konuşuyorlar. Ben öyle diyelim kırıklı sanayi suçluyum artık değil. İşte filan bey, peşmekem bey, uzatmayalım, içki kondu, şey uç çalmaya başladı, avrat oynamaya başladı. Ben ömrümde öyle bir şey görmedim daha hiç, içkiyi ömrümde hiç içmedim. Avrat geliyor, işte şey, Emin Bey, ne içersiniz? Kimi diyor konyak, kimi diyor vodka, kimi diyor rakı, kimi diyor bilmem şarap, kimi diyor bilmem. Biz konyak deriz ya, ona kanyak diyorlar. He. Kanyak, bira böyle çeşit çeşit herkese avrat doldurup geldi. Bana geldi avrat. Celal Bey sen ne içen? Ulan ömrümde içki görmedim ki ben ne içeyim. Allah Allah. Ondan sonra yalnız biraderden bir duyduydum. Konyak pek şey içmez adamı diye. Ona kanyak diyor ya. Ben konyak diyemedim de kanyak ver bana da dedim. Hiç içki içmedim daha ya ömrü hayatımda. O doktor arasında çayla içilirmiş ben bilmem ya. Öğrendik sonra. Avrat getirdi. Aldım ama şimdi benim hiç içki içmediğimi orada kadar bilmişler. Herkes beni inceliyor ama. Ben de utanıyorum da hiç öyle bir topluma girmedim ki ben. Şöyle iyice kaldım bir ağzıma. Baktım pek hoşuma gitmedi. Bir çay bardağı içtim. İkinci bardağı da içtim mi içmedim mi bilmiyorum. Seroşlamayım diye de çok dikkatli içiyorum yani. Koyak kepaz olmayacağız. Meğersem tam kepaz olacağımız. Hiç ömrümde hiç içmedim. O dokun arası çarpalımış adam. Beni çarpmış. Bu sefer affedersin idrarım sıkıştı. Evet. Ya ben bir dışarı çıkacağım dedim. Ulan iyi mi? Kalk dedim. Dizim tutmuyor. Kurt yıkılıyor. Koluma giriyor lan. Kurt yıkılıyor. Allah Allah. Neyse dışarıya çıktım. Ondan sonra geldim ama dizim tutmuyor. Şu dizden aşağı ne oldu bilmem. Bizim canı kan gitmiş. Getirdiler. Neyse uzatmayalım. Yedik içtik. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekiyor eminim. Yahu diyorum içki, et, meze, dünyada ne kadar böyle şey var. Zevkli hep şeydi. Geliyor. Ulan bu diyorum evveli birisi yıl değirmenine gitmiş de unu utmaya varmış değirmenciye dökmüş unu. Ya bu değirmenin suyu nereden gelir demiş. Ya arkadaş yıl değirmeni. Ya bildik yıl değirmeni de suyu nereden geliyor demiş adam. Hmm. Ben şöyle düşündüm. Bu sansaratın diyorum suyu nereden geliyor. Ha dikkat ettiydim onu da çözdüm. Şimdi gelen evveler hep benim gibi içiyor. İçiyor. İşte biri bir saat önce gidiyor. Biri yarım saat sonra gidiyor. Ya şey Ali Bey, Veli Bey mesela oradaki bir adam. Bizim şöyle şöyle ihtiyacımız var. İşte 5-10 şişe rakı. Elinde bu 10 lira fazla değil. Şunu da, ya ayıp diyorsun ya. O 10 lira elinde dur o gidiyor.
Öteki ya bizim etimiz kalmadı. Şunu al, bir listeye avrat yazdırıyor oradan. Onun işte şey mesela ismin ne senin? Oğuz. Oğuz Bey işte şu isim. O da ona diyor. Para yok olmaz ya. O da öyle. Hmm. Öteki birisi mezeye gidiyor. Ona liste yapıyor. Onu veriyor. Herkese bir liste veriyor. Aslı o koku 10 lira. O 10 lira gibi de duruyor. İşte biz neyse onlar gittiler. Biz de sabah olduk. Kuyunun başına gittik. Nasıl sulanacağını bildiğimiz kadar tarif ettik. Ondan sonra ikindin otobüs geldi. Paşa'nın evine. Biz de ben geleceğim galiba Paşa'daki gibi çay içelim usta da öyle git dedi. Çay içmediği bir daha baktık ama otobüs geldi kapının önüne Paşa'nın durdu. Bu filan bey ısmarladığın ısmarış 10 şişe rakı indir. Bu feşmeken bey ısmarladığınız ne kadar vodka. Şu feşmeken, şu et, şu meze. Ha, bu milleti bu böyle kazıklıyormuş dilim. Hasılı işte bu da böyle oldu yani. Başka böyle komik, bunun gibi komik böyle hikayeler. Bir daha anlatayım mı? Komik olsun, istediğin kadar anlat. Oldu. Şimdi ben kuyu kazdırdım diye az önce anlattım. Ha. Çağlak'ta Hacı Akıllı diye bir adam var. Onun oğluyla hoca arkadaşlığımız var. O oğlan babasına demiş, baba demiş biz bunu bilmiyoruz. Ne yapalım? Celal Usta'ya demiş bu tarlayı ortaya verelim. O eksin, biz de orta az diyelim demiş. Nasıl olacağını öğrenelim demiş. Olur demiş. Ondan sonra ektik, suladık, gördük. İrtesi sene ekini biçme zamanı geldi. Benim de biçer duvarım var. Kokozda ekini biçtim. Oradan sürdüm şeye çağlağa. Oradan o ekini biçtim. Doğru geliyor şeyden. Isıcaktan o senin sülalenin, Kamil'in, evet. Tarlanın falan o aradan. Kamil'in o zaman ne motoru var, ne biçeri var. Koca Mustafa'da bir koca 55'lik var. Evet. Başka motor yok. Benim de bir pat pat devuz var, iki pistonlu. Zengin adamıyız, iki pistonlu bir pat pat motor. Neyse. Geliyorum oradan, kendi köyümüzün ekinlerine bir baktım, daha iki üç gün daha dirilmez. Şu ekine bakayım da dedim, olduysa şu ekini direyim dedim. Kamil'in ekini direceğim. Kamil'in haberi yok. Evet. Oraya durdum. Ekini bir kıvrandım, bir inceledim. Ekin tam olmuş. İndirin lan şu fışıları dedim şeyden. Arabadan. İndirdik arabadan. Şimdi başı tuh. Kamil'in hiç haberi yok. Girdik. Diriyorum. Ondan sonra bir depo döktüm mü dökmedim mi? Koya çobanlar varmış. Kamil emminin ekine bir biçer girdi. Biçiyor demişler. Hiç. Ya nasıl olur demişler. Senin sülale iyice bağ. Mamış, evet. Koca Mustafa, Kamil. Bunlar da dördü bir koya bir biçer tutmuşlar. He. Ondan sonra Muzaffer Bey diye bir biçerci. Nasıl olur ya demişler bir Muzaffer Bey'i tuttuk. Danma yok, danışma yok. Ondan sonra Koca Mustafa'nın 55'liğe binmişler ama Mamı, Koca Mustafa, İlece Bağ, Kamil. Bir geliyor ama sen sana ya yonan bastı. Vallahi böyle duman direkliyor. O zaman yollu bir bil yok ya, bu toprak yol. Ondan sonra geldiler, ayıp değil mi dedi o İrecaba. Utanmaz dedi, namussuz falan. O diyor, Kamil de onlardan yürüyor. Kamil de onlara hımm dedi yürüyor. Kamil'in kuğunu var dirildiğine de evet. Ötekilerinden şimdi. Ya arkadaş dedim, ya Kamil dedim ya, senin biçerin var mı dedim, yok, yok. Motorun var mı, yok. Senden bir hukukumuz var arkadaş dedim. Burada talep olarak okuduk, şey ettik dedim. Ekmeğinizi yedim. Hürmet olsun dedim. Dileceğim. Motorun üstüne bir ara bir depoda olsun. Kalanı da onun üstüne dökeceğim. Geçerken de evime ona buğdayını yıkacağım. Geçip gideceğim dedim ya. Aa, istemiyorsan çıkarın lan bir kere dedim. Ne çıkacak ya? Olmaz. Çıkarsan çık diyor şey. İrece bir aramatlık. Kamil arkaya geçiyor. Onlar benden müdafaa ediyor. Arkadan şöyle diyor. Çıkma çıkma. Yani işaret ediyor çıkma diyor. Ondan sonra çıkacağım çıkmayacağım derken uzatmayalım. Olmaz dediler gayet. Sonra gönüller oldu ne olacak? Yarım ekin kalır mı imkanım var? Onu dirdik. Dirişin dibinde koselerin varmış. Bir tarafında da Koca Mustafa'nın var. İlk ekin dirilişin koyun ne kadar koyun var. Şeyin içine doluşun dirile yine. O akine giriyor. Aaaa! Ya koymamıştım. Ya olmaz gari akını bu uğraşsın. Şunu da dir.
Onu dirdik ötekini, onu dirdik ötekini dedi. Koç çobanın köyündeki. Bir üstten girdim, bir üstten çıktım. Sıyırdım, çıktım. Gel be lakin yine cebaya geldi, dayandı iş. Namussuz ayakını dirdirmem diyor Recep Ağa. O ayakını yakacağım. O namussuza o ekini dirdirmeyeceğim. Başka bir şey gelecek. Bir tek ekin kaldı. Evet. Başka ekin kalmadı. Ben de buradan haber göndereyim. O aradaki alabulalar getiriyor bana diyor. Evet. Recep Ağa sana dirdirmeyecek o ekini yakacağım. Yakarsa yakar mal arkadaş veren diyor. Ben hiç kızgınlığa bilmiyorum. Uzatmayalım. Koselerin, Recep Ağa'nın tarlanın şu anda bir tarlası var. Büyük bir tarla. Koselerin son ekini dirdim. Orada yattım. Sabahtan bir çarın mazlunu çekeceğim. Kendi koyuma geleceğim dirmeye. Bir daha baktım ama tek ekin kaldı Recep Ağa'nın. İlecep Ağa şöyle geçmiyor. Selamun aleyküm. Ben İlecep Ağa gelecek şimdi yalvaracak dedim. Tövbe yalvarma. Vay yavrum vay. Siz ne bilirsiniz de öyle yalvarık o dedim. Ekini gitti kıvrandı geldi. Biz de bir çarın bakalım. Selamun aleyküm. Bir yanımıza geldi. Selamun aleyküm. İşiniz olsun. Kolay gelsin. Allah'a olsun. Doğanın bini bir paraya. Ben dedim bu yağlamaya yağlıyor. Ya buradan nereye gideceksin dedi. Valla yakın bitti Recep Ağa dedim. İçerim bakım ne yaptık. Kendi koyuma gideceğim. Orada kendi ekinlerimiz dedi. Bizimki ne olacak dedi. Ya sen haber göndermişsin Recep Ağa dedim. O namussuza o ekini dirdirmem yakarım demişsin dedim ya. Ben o ekini nasıl direyim dirmem. Namussuzluğun alemi yok dedi. O ekini buradan dirdirmeden salanır kasarım. İşi zora bozuyor. Gireceğim canım bir yerde. Yani maksat başka. Ben dirmem diyor, o direceğim diyor, namussuzluğun alemi yok filan. Sonra onu da dirdik de. Ondan sonra öyle bir olay da oldu. Daha istersen çok istersen bir ikisini alayım. Cemal Hanım, eskiden zenginliğin ölçüsü neydi? Yani kime zengin deniyordu o zaman? Ne kadar malı olan adama zengin deniyordu? Zengini ben sana anlatayım mı? Benim bir dedem vardı. 81 yaşında mı, 82 yaşında mı vefat etti. Benim aklım erdiğinde bu köy 4 taneydi. Evet. Şimdi 100 küsur tane oldu. Bu 4 tanenin birisi dedemin eviydi. Biri dayımın eviydi. Biri Arif Akın'ın çolaktırları onun eviydi. Biri de Hasibim'in eviydi. Başka bir tane adam yoktu. O evlerin içinde mal da yoktu. Şöyle ot biter, oturun. Ondan sonra burcu, burcu kokar otlar biliyor musun? Fakat dört tane, dört birbiriyle hasım. Hmm. Çatır, çatır doğuşurlar. Ben de çocuğum. Niye doğuşurlar biliyor musun? Ya köpek boğuştu. Köpek boğuştu mıydı? Var birbirinin köpeğine. Vay sen benim köpeğime niye taş vurdun? Avradını bilen ne bilsen diyeyim. Çat kut. Kalakol. Halkanın içinde olur. Mahkeme karakol. Kim bir keseyi orada götürürse mahkeme orada görülür, geri gelirdi. Hepsi bu. Şimdi zenginlik meselesine gelecek. Ben şöyle normal oldum. Dedem rahmetli. Oğlum Celal buyur dede. Bu Karaloğman'ın gidisi var ya dayı Murru. Biri de Ali Fakı'nın çolak dillerdi. O da zengin. Bu iki kişiye bu köy kalacak. Bunlar bu zenginliğine. Zenginliğine. Ali Fakı'nın çolağın bir 50-100 kadar koyunu var. 50-100 kadar da şeyin var. Dayımın var. Zenginlik bu. Bizim çuvalda un varsa tarana yok. Tarana varsa cucuk yok. Zenginliğin ölçüsü bu. Fakat adamlık önemli. Zenginlik önemli değil. Cenab-ı Hak insanı yaratmadan rızkını yaradı diyelim. Bunu kesinlikle ben Allah'ım bak kitabı aşamada ben çok Kur'an okurum, çok şey okurum. Cenab-ı Hak kulu yaratmadan rızkını yaratıyor. Yalnız rızkını nasıl yaratıyor biliyor musun? Ona Cenab-ı Allah bir irade cüz'üye vermiş. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, irade vermiş, ayak vermiş. Böyle akıl vermiş, fikir vermiş. İşte kulun bundan geçsin rızkını arasın. Bu eliyle ayağıyla çalışsın. Aklıyla, zekasıyla bir şeyler yapsın. Mühim olan bu. Ama birazları şimdi şöyle bir durum oluyor. Ben çok üzülüyorum yani. Allah'ın yarattığı kul. Sana Cenab-ı Allah 100 derece akıl vermiş, bana da 50 derece vermiş. Bunu yaradan Cenab-ı Allah. Bunu niye? Ama öteki biraz şöyle tevekkelsi oldu muydu ya, adamlar ne diyor bile? Çatlak ya, manyak ya, deli ya. Yani demek istediğim durum bundan ibaret.
Şimdi bizim burada bir Deli Muammer diye birisi vardı, öldü rahmetlikte. Şimdi benim aklım eriyor. Akşam, şimdiki gibi değildi ki, o zaman bir dünyanın tadı vardı ya. Radyo yoktu, televizyon yoktu, telefon yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Hiçbir şey yoktu benim aklım erdiği. Yokluk içinde varlık varmış o zaman. He? Yokluk içinde varlık varmış. Yokluk içinde varlık var. Neyse. Bir çerçi gelirdi. Vallahi eskiden çerçi gelirdi. Şimdi bakkal, şakkal, market doldu kaldı da. Bir misafir odası diye bir oda var. Ondan sonra o diye, onda mıydı, kar yağardı şöyle. O çerçinin neyi var, neyi yok, hepsi oturdu da satırdı ama çerçi yine yatırdı. Gidemezdi ki hatta tek atlı arabayla. Ondan sonra işte. Vay, benim derdimi deşme be, ben hüzünlendirdim şimdi yani be. Hey, yalan dünya. Şimdi o tat yok değil mi? Şimdi o sıcaklık, o samimiyet yok değil mi? Yok var canım. Şimdi bir telefonumuz var. Yerinizi gavurmanı böyle oynarlar. Ne var bilmem ya arkadaş onun için. Ben de istemem. Ya biriciz. Ya eskiden bu oturduk muydu ya şuraya bir sohbet ederdik. Bak şuraya oturduk neyse. Siz bildiğiniz kadar anlattınız. Ben bildiğim kadar anlattım. Bir sohbet oldu. Evet. Şimdi dükkana varım bazı. Elinde bir telefon. Karısı ne vardı gavurmanı mı? İnternetin sözü mü bunu? Ne haldeyin ya? Ya ne olacak internetten? Sana ne ya? Değil mi? Ne var yani? Ne var yani? Bir şey yok ya.